Kıymetli dostlar, hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Dating Simulator bölümüyle sizlerin karşısındayım. Ve biliyorsunuz efendim, Dating Simulator, hatun tavlamaya çalıştığımız bir oyun. Sevgili Sefa abonemiz olarak aramıza katılıyor bu arada. Hoş geldiniz Sefa, merhabalar. Efendim, oyun hatun tavlamaya çalıştığımız bir oyun. Şimdi, size iki tane kötü haberim var bu seriyle alakalı. Bir, iki tane çocuğum var. Gayrimeşru. Ve ikisine de 15-15 dolar verip toplamda 30 dolar bir kendime saplamış vaziyetteyim efendim. Her gün 30 dolar eksi yiyorum. Bununla beraber cebimde 5 kuruş param yok. Ve hemen aslında Finder'da eşleşelim. Sonrasında işe gidelim. Kennedy. Biz bu Kennedy ile zaten bir iş pişirmedik mi ya? Violet Everly. Ablacığım 42 yaşındasın. Senin benim dışımda seçeneğin yok diye düşünüyorum. İkinci kötü habere gelecek olursak, olta yok. Yani oyuna girişik yaptıktan sonra oltanın kaybolması çok kötü bir şey. Çünkü bize para lazım ve para kasabilmek için de çok fazla çalışmamız gerekiyor. Yani nasıl yaparız? Önce inşaata gideriz. Tamam mı? İnşaatta parayı bulduktan sonra, bu arada Tinder'da eşleşene kadar gidip çalışacağım. Geçen en son randevuya çıktığımız gacı bize çok fena geçirdiydi abi. Pahalı bir bardan böyle içki ısmarlattı kendine. Hoppa. Pahalı bir barda içki ısmarlattı kendine. Telefonumu kullanamam ama eşleşme bildirimi gelir herhalde, yani Tinder'dan eşleştiniz der. Ondan sonra bir yemek ısmarlattı kendine. Birader 110 dolarlık yemek ısmarlattı ya. 110 dolar. Yani o neymiş abi ya. 110 dolar bir hayli fazla. Şimdi size hedeflerimden bahsedeyim. Bu bölüm hedefim en azından 200 dolar kazanıp 200-300 dolar bandında. İki seçenek var. Ya gidip olta alacağım ve o oltayla 200 doları daha da böyle katlamaya çalışacağım. Ya da 300 dolara gidip olta alıp daha fazla çalışmak yerine, çünkü oyun acayip farm istiyor. Çalış çalış çalış, yani başka bir olayı yok. Hani gidip olta alıp daha fazla çalışmak yerine 200 doları Blackjack'te katlamaya çalışabilirim. Tabii ki her zaman için risk, her zaman için tehlike. Yani 50 dolardan 2-3 oyun atsak görç diye göçüyoruz. Hocam, oyunda en fazla para veren görev belli aslında. Bir 100 dolar hibe edip araba alıyorsun ve o arabayla dağıtıma falan çıkıyorsun böyle. Kargoculuk, en fazla getiri sağlayan kargoculuk, ama kargoculuğa girmek için bile 100 dolara ihtiyacım vardı yanlış bilmiyorsam. 100 dolar veriyorsun. Görev sonunda sana 300 dolar veriyor herif. Depozitonu geri veriyor. Totalde 300 dolar oluyor yani. Abi yok, inşaat çok yavaş. Kesinlikle buradan bir cacık kasamayız. Ve Tinder buluşmamız ne alemde bilmiyorum. Ha, eşleştik. Tam kontrol edeceğim de cebimde 5 kuruş yok ve eksi 30 dolar eksi 30 dolar giriyor. Herhangi bir birliktelikte korunmamız gerekiyordu ya. Dostlar, bu arada YouTube'dan izleyenler, beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileri benim için çok çok önemli. Umarım keyifli güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Biliyorsunuz bütün simülasyon oyunlarının yayınlandığı kanal Samet Güngör Lite YouTube kanalı efendim. 5 YouTube kanalımız var. Tamamı aktif. Hatta bugün Replay'a da video atacaktım da YouTube yayınındayken kanallar arası geçiş yapamıyorum. O yüzden Replay bugünlük kaldı. Ama hepsine düzenli olarak video ayarlayacağım ya. Hepsine. 200 dolar yapıp kargoculuğa gidiyorum bu arada. Yani Tinder'da eşleştiğim hanımefendiyle mesajlaştıktan sonra. Sanırım bu arada işte çalıştıkça libidomuz düşüyor. Biraz işin kolayına kaçabilir miyim?
Kolaya kaçan çoğu. Belli bir mesafe geriden yapacağım artık işleri. Tamam, 200 dolar oldu. İşi bırakalım. Eşleşmeyi kabul edelim. Sonrasında artık şey yapmak zorundayız. Yani ya Blackjack deneyeceğiz. Kabul. Hey. Hey, sana bir sorum var. Ne soracağım ki? 2 kere 2 kaç eder? 4. Tebrik ederim. Bir hanımefendi de aradığımız özellik yani. Bu kadar zeki olduğun için evimde bir gece tatil kazandın. Seninle tanışmak isterim. Çok zekisin. Bugün bir planın var mı? Ama bu kadar zeki olduğun için evimde bir gece tatil kazandın. Zampara dede çıtıt. Annen de öyle dedi. Anamı karıştırma. Anamı karıştırma. Evet abi, üzgün bir fotoğraf çekineceğim ve arabanın kenarında Abu Zer'in profiline ekleyeceğiz bunu. Nerede çekiliyordu fotoğraf ya? Bak, Abu Zer'in yüze bakar mısın abi? Yazık değil mi lan bu Abu Zer'e? Bak, barda, pavyonda bile resmimiz var. İnşaatta, genelde resimler inşaatta. Sevgili Mehmet Fatih Kara 22 lira göndermiş. Slime Rancher 2 abi demiş. Tamamdır. Okey. Kabulüm. Ama Slime Rancher Steam'de değil. Yanlış hatırlamıyorsam Slime Rancher 2 şeydeydi, öyle değil mi? Epic'teydi. Yo, Steam'deymiş benim. İndirip kuruyorum. Bugün mü izlemek istersin? Yoksa herhangi bir zaman dilimi sana uyar mı? Yani Dating Simulator'un ardından mı geçiş yapalım? Yoksa Dating Simulator'dan sonra Bannerlord mu olsun istersin? Nasıl yapalım, ona sen karar verirsin. Sevgili Furkan abonemiz olarak aramıza katılıyor bu arada. Furkan, hoş geldin. Benim libido yerlerde zaten. Sevgili Akın Cambazoğlu katıl üzerinden abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldiniz efendim. Desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Zeyna. Sesi ben kapattım bu arada. Umarım keyifli, güzel vakit geçirirsiniz yayında. Ben Blackjack'e gidiyorum bu arada. 100 dolara kadar Blackjack'te katlamaya çalışacağım. Katladım. Katlayamadım. Artık kalan 100 dolarla kurye işine gireceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Ya da biraz iradeli olup bir de buradan kurye işinde çalışıp hani parayı bir 400 dolar yapabilirim. Abi bilmiyorum, ben şansıma güveniyorum ya. Ben şansıma güveniyorum birader. Umarım adam silkelemezler. Şöyle o arttıra gideceğim, tamam mı? 10, 20, 30, 40 yani mutlaka bir yerde kazanacağım. Kazandığım zaman tekrar ona düşeceğim. Taktiğim bu olacak. 7, 10'la açtı yeri. 17. Abi duracağız. 17-17. Berabere. Yapıştır. 10-10. 18. Bekle. 14. 18. Şaka mısın? Bir 20 girelim. Bu bir işaret miydi? 6-2. 9. Ver. 20. Al. Çok iyi. Çok iyi geldi. Buradan tam 21'e tamamlamazsa 20-20. Şaka mısın ya? Abi arda arda 3 el 4 el beraberlik gelir mi? Şaka gibi gerçekten ya. Ver. 22. Yani gelmemesi gereken birkaç kart vardı. Onlardan biri geldi. 30 oynayalım. Lanetlendik galiba. 16'ya çekmek zorunda. Hadi canım ya. Son 50 giriyorum, ya kazandım ya kaybettim. Bu arada
Ya biraz şey yapsaydınız hocam ya. Bak 10 gelecek patlayacağız. Puh. İnşaata döneceğim buradan. Kazanamazsam. Hocam biraz oyuncuya torpil geçseydiniz ya. Zaten farmlaması köpek ölüsü gibi zor. Abi çok güzel söğüçlendik var ya. Çok güzel söğüçlendik. Şunu tasarlayan arkadaş her kimse onun ben. Abi 100 dolar depozitom yok ya. Ben inşaata gidiyorum gene galiba. Ne kadar güzel patladık ya. Yeterli paran yok. 100 dolar araç depozitom yok abi. Ya ama bir şey söyleyeyim mi? Yani biraz bak 4-5 defa beraberlik attı. Tabii şans oyunu bu yani. Bu yapacak bir şey yok da. Bak hani insanoğlu dediğin zeka ile yaratılmış bir varlık anladın mı? Kullanması gerekiyor. Şimdi senin oyunun müthiş derecede tek düze mi? Tek düze. Kesinlikle yani bunu şey yok. Farklı bir alternatifi yok. Dünyanın en tek düze oyunu. 3 tane etkinlik var. Bir de karı kızla uğraşıyorsun. Bu. Dünyanın en tek düze oyununa sahip misin? Sahipsin. Bu oyunda farmlaması işkence mi? Abi kesinlikle işkence yani. Hatta Çin işkencesinden farksız. Şu Blackjack'in kazanma oranını bir tık arttırsaydın ya. Bir tık ya. Çalıştırma arabayı. Evet, arabada çalışır vaziyette bırakıp gitmeyi başardım. Sevgili Akın Cambazoğlu 110 lira göndermiş. İyi yayınlar kardeşim. Uzun zamandır takip ediyorum. YouTube'da canlı görünce destek olayım istedim demiş. Efendim çok teşekkür ederim. Bu arada haberiniz olsun. Katıl üyesi olduğunuz için dilediğiniz bütün yayın tekrarlarını seyredebiliyorsunuz. 9 Haziran'dan bu yana canlı yayın yapıyoruz YouTube'da. Hani bazı şeyler hoşunuza gidebilir. Belki bazı içerikler hoşunuza gidebilir. YouTube'a mutlaka video olarak geliyor ama YouTube'a video olarak gelmese bile hani yayın tekrarını anında seyredebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Evet, dostlar bu arada söğüçlendiğim için bir parça öfkeliyim. Fark etmişsinizdir zaten. Efendim sevgili Mehmet Fatih Kara 22 lira göndermiş. Yarın akşam diyor Slime Rancher 2 için. Paşam kuruldu, inili, hazır. Sen ne zaman dersen. Peki yarın akşam chatten yazabilirsin bu arada chat'e bakıyorum. Yarın akşam için senin gelmeni mi bekleyeyim? Hani ben geleyim öyle oynayayım mı istersin? Yoksa oynayayım nasıl olsa yayın tekrarından bakar mısın? Nasıl yapalım onu? Yeni seri değil efendim. Bu seri Samet Güngör Lite YouTube kanalında var. Simülasyon oyun serisi Dating Simulator. 100 dolar yapıp ben şeye gidiyorum bu arada. Kargoya gidiyorum mecbur bizi. Kargo görevi dışında hiçbir şey patlamaz. O fena oldu. Hatunla görüş belki sadaka verir. Abi vermiyor. Görüşemiyorum daha doğrusu. Şimdi ne oldu biliyor musun? Bir tane hanımefendiyle eşleştik. Hanımefendiye selam. 2 kere 2 kaç diye sorduk. O da 4 dedi. 4 deyince biz de şey dedik. Aa ne kadar zeki bir hanımefendisiniz efendim. Hani benim evimde bir gece kazandınız falan yazdık. O da annen de öyle dedi dedi. Engelledi. Yani bugün kimseyle bulaşamıyoruz. Diskonun üstünde bir yer var. Oraya git. Orası kazandırır. Abi bir 100 dolara da orada bırakmayak be. Bak hatta diyaloğu göstereyim sana. Evet gösteremiyorum. Finder'dan gösterebiliyor muyum? Hey sana bir sorum var. 2 kere 2 4. Tebrik ederim. Bu kadar zeki olduğun için evimde bir gece tatil kazandın dedim. Anam da öyle dedi dedi ve şey yaptı. Abigail da ömrümü yedi ömrümü. Abigail artık mevcut değil. Neyse. Şimdi diskonun üstünde bir yer yok abi bu arada. Diskonun orada bir yer göremedim ben. Biz mecbur şeye gidiyoruz bu arada ya.
Sevgili Mehmet Fatih'ten bir cevap duyamadım ama. Neyse, yarın akşam kendisi de burada olursa oynarız. Emredersiniz efendim. Emredersiniz. Derhal Warband geçiyorum hemen. Peki sahip, Warband'ın yanında başka bir ikram da ister misin? Böyle ayaklarını falan yıkayayım mı? Böyle bir kırbacı azaltırsak daha tatlı olabilir. Öyle değil mi? Ben gidiyorum bu arada. Kargo görevine çıkıyorum. Bizim başka bir seçeneğimiz yok. Bizi buradan başka hiçbir şey şeye çıkarmaz, düze çıkarmaz. Ve kargo görevi dostlar dünyanın en uzun görevlerinden biri. Yani ya bol bol sohbet etmemiz gerekecek. Tamamdır Mehmetçin. Video olarak şey yaparım. Yarın yayında oynarız. Videosunu attığımda izlersin nasıl olsa. Orta çağda doğmak ister miydin? Hayır, şu an doğduğum çağdan memnunum efendim. Bizim lavuğun uykusu geldi. Kanka istersen şeyde uyu. Teslimatçı o. Tamam, önce şu yukarıdakini halledelim. Bu en azından hızlı. Sonra aşağı döneriz. Evet dostlar, bu esnada şöyle yapabiliriz. Bu teslimatlar yapılırken arzu ederseniz siz de böyle soru cevap tadında bölümü ilerletebiliriz. Ya da Warband, Bannerlord gibi çeşitli spamler yapmaya devam edersiniz. Ben de dümdüz oyunumu oynarım. Ya seçenekler sizin yani, isterseniz eğlence katarız seriye, isterseniz bullemeye devam edersiniz ki çok bir zeka örneği beklemiyorum. Abi göt kalkıklığından değil de gerçekten, bak yanlış anlamayın. İletişim problemlerimiz var. Sessiz ilerlemesi de bir ayrı. Tamam, şimdi buradan kalan 5 paketi bırakacağız. 311 dolarımız olacak günün sonunda. En azından hızlı gidiyor. Ve çarpma tehlikesi falan yok. Sevgili Mehmetçim, yayında oynarım, videosunu YouTube'a atarım dostum. Ekstradan video olarak hani Slime Rancher 2 oynamam. Ya oynarım, muhakkak oynarım. Serisini de sana iletirim dediğim gibi ama canlı yayında oynarız. İster Twitch canlı yayınında, ister YouTube canlı yayınında. Videosunu da en kısa zamanda iletirim. Efendim, dilediğinizi önerebilirsiniz. İstediğiniz gibi. Çat diye vurdum. Bir şey soracağım misal. Enerjim bitince ne olacak? Gözü kapanıp uyuyacak mı? Yoksa bol bol esneme sesi mi duyacağız? Ne duyacağız onu merak ediyorum. Buradan değil, buradan değil, buradan değil, yanlış yol. Bir de arabanın sesini de kapattık ki. Oho. Telif yiyip yayınlamadığım video ya, yok aslında ya. Telif hakkı ile alakalı. Şimdi şöyle oluyor. Ben bu konularda bayağı bilinçli olduğum için, hem bilinçli hem eğitimli. Yani zamanında sevgili dostlar YouTube seminer düzenliyordu, tamam mı? Bütün kanallara davetiye yolladılar ve online eğitimler aldık. Ben online eğitimlerimi tamamladığım için 14-15 bin videoya sahip olmama rağmen, bütün kanallar nezdinde baktığınızda 14-15 bin videoya sahip olmama rağmen taş çatlasın 10 tane videodan falan telif yemişimdir. Bu telif hakkı içerikleri de şu şekilde oluyor.
genellikle oyunların, özellikle dandik oyunların, Warband gibi, lisans süresi dolduğunda Warband'a dandik dedi. Ya hani o işin şakası tabii ki. Ya, genelde dandik oyunların lisans süresi dolduğunda oyunların müziklerinin hakları başkalarına geçiyor. Ve doğal olarak o müzik hakları başkalarına geçtiği için de normalde telif hakkına tabi olmasa bile yayınladığım video 10 sene sonra telif hakkına tabi olabiliyor. Yani bu tarz sıkıntılar oluyor ama genelde çözülmeyecek problemler değil. Hani sahneyi kırpıyorsun, atıyorum videonun bir 5 dakikalık kısmını, 10 dakikalık kısmını kırpıyorsun ve hani tekrardan izlenebilecek hale geliyor. Bazıları namussuzluk yapabiliyor. Yani haklı olmamasına rağmen işte atıyorum videonun belki 2 dakikasında müzik çalıyor adamın telifini müziği. Daha doğrusu işte o lisans kaybetme muhabbeti falan filan. 2 dakikaya rağmen herif tüm videoya hükmetmeye çalışıyor. Öyle bir durumda yasal hakkımı arıyorum. Olmadı, hakkımı arayamadım diyelim. Şey yapıyorum genelde. Videoyu komple siliyorum. Ben o konularda çok ketumum. Yani tutup da bir iki kendini gözü açık zanneden lavuğa emeğimi kaptırmam. Öyle. Sevgili Umut Güvenç 22 lira göndermiş. Seven Days serisi gelir mi sıfırdan? Özlendi YouTube'da demiş. Yarın yeni Seven Days serisine başlayalım YouTube için. Efendim biz oynadık. Ve Seven Days to Die serisi var YouTube'da. Şu an hali hazırda yüklü vaziyette bekliyor. Gerçekçi bir Seven Days to Die serisi. Hani craft yapmadan, herhangi bir şekilde yardım almadan sadece gerçekçi bir hayatta kalma deneyimi ortaya koymaya çalıştık. İşte silah bulduk, kullandık. Silah bulamazsak hani yapacak bir şey yok. Elle böyle tekme, tokat, yumrukla. Tek can challenge yaptık. Hani gerçekçi olması için. Gerçekte bir tane canın var. Ölüyorsun, pamuk tıkanıyor, bitiyor. Dedik ki burada da öyle olsun. Tek can challenge yaptık ve bayağı zorlu güzel içerikler çıkardık. Tamam bu arada. Şunu garaja park edelim, günü bitirelim gayrı. Abi çok uzun sürüyor dediğim gibi ya. Arabanın yakıt muhabbeti falan yok. Keşke bir kenarda mini harita benzeri bir şey olsaymış. Dönemeçleri kaçırmazdık en azından. Buradan sağ. Peki bu 300 doları Blackjack'te kapmama... cümlemi tamamlamadım. Bu 300 doları Blackjack'te falan hiçbir yerde katlayamam efendim. Artık ya eve gidip uyuyacağız ya da uyumadan bütün libidoyu hiç etmek pahasına gidip balık tutmak için olta alacağım. Tamam. Araba buraya park edildi. İade et depozitoyu da 300 dolar. Şükür. Bu 300 dolar bize yeter ya. Yarın sabah sadece 30 dolar bebeklere gidecek. Şunu bir eve sürelim. Uyuyup uyanalım. Libidomuz bitmeden gidip bir hatunla buluşalım ya, libido bitmeden. Kumara gitmeyeceğim, yeter gayrı ya. Kıyafetler ev karizma arttırıyor. Paşam buyur. Otur. Oyna ve para biriktir, al kıyafeti mıyafeti. Ben bu işlemi iki defa daha yaparsam üçüncüye hafiften böyle bir akıl sağlığımı kaybetmeye başlarım. Oğlum oyunun farmı çok sıkıcı. Ne yapayım? Şuradan eve gidip park edeceğim. Ya aldığım oltanın kaybolması da kötü bir şey, anladın mı? Geçen bölüm balık tutmak için olta aldık. Abi bu bölüm olta yok. Ya, İlginçliğe bakar mısın yani? Ne oldu balık tuttuktan sonra? Oltayı
Bir yere mi sapladım? Bebeklerden kurtulsak güzel olur efendim. Kargo yapacağına inşaatta 10 dakika çalış. 250 dolar mı ne? Abi çok inşaat da çok sıkıcı. Sevgili Yusuf. Teşekkür ederim. Aboneliğin için sağ olasın. Hoş geldin. 10 dolar, 20 dolar, 15 dolar. Evet. Bir de kurabiyeye tamam. Ben korunmadan ilişkiye girmeye devam edersem yalnız bana çok fena yapıştırılacak da hadi bakalım. Dave the Driver oynamayı düşünmüyorum efendim. Tamam, şimdi hemen libido bitmeden Tinder'da eşleşmece Anna. Anna olur, Natalie. Natalie olur, bu Anna olmaz, sakallı Sofia olmaz. Hadi bakalım. Eşleş biriyle. Eşleşme bildirimi gelene kadar inşaat mı yapsak? Ya araba kaldı. Şehre gidelim nasıl olsa. Nasıl olsa şehirde çıkacak yani buluşma. Bebekler sadece mesaj olarak gözüküyor. Arabada telefon kullanılmıyor. Bildirim bekleyene kadar inşaatta harç karayım diyeceğim de libido bitmez inşallah ya. Libido biter diye şey yapıyorum, çekiniyorum böyle. Aa, eşleştik. Abi işi bırakmak istiyorum tabii ki. Kabul. Anna, selam. Bugün buluşmak ister misin? Biraz hızlı mı girdik muhabbete ya? Olabilir. Olur mu, olmaz mı? Diyaloglar çok kötü bu arada. Olur. Sana gönderdiğim konuma gel. Abi şimdi bu eşleşmeyi aldığıma göre artık benim libido düşse de bir şey olmaz. Nerede bu gacı? Abi. Çok tenhaya götürüyor bak bizi. Bu araba kaldıysa yolda bizim gariban ne yapsın? İçim bayılıyor bazen biliyor musun? Özellikle yol giderken yani böyle. Hani sahura kaldırılmış dayı motifine dönüyorum, anladın mı? Böyle tek göz açık tek göz kapalı. Hah diye. Gerçekten arabanın bir hız problemi mevcut efendim. Şimdi kim bilir kendini nereye götürecek var ya. Yani arabayla git 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 git. Selamun aleyküm. Bağdan bahçeden gelen çoğu. İnşallah buradan çıkış vardır. Dur dur, ne olur ne olmaz şu kenardan çıkmaya çalışalım. En olmadı arabayı ite ite ben kapının önüne getiririm. Hadi bakalım. Hiç bu kadar karizmatik giriş yapan oldu mu evine? Merhaba. Seni biraz daha farklı bekliyordum. Nasıl farklı? Yani bilmiyorum. Abuzercan iyi biri bu arada. Her neyse, ne diyeceğimi bilemiyorum.
Nereye gitmek istersin? Açım restorana gitmeye ne dersin? Olur gel. Restorana bak anasını satayım. Fersah fersah uzakta. Tamam, ileriden sağ yaptık mı restoran? Bu ne yapacak acaba yani böyle bizim ilimizi kemiğimizi sömürmek dışında. Kediden çıkan sese bak. Abi bak normalde ev alma muhabbeti var. Araba alma muhabbeti var. Partiye gitme muhabbeti falan var. Bak oyunun sana vaat ettiği, yapmanı istediği çok fazla şey var. Ama bu işin farmlama kısmı o kadar sıkıcı ki. Yani misal veriyorum, oltayı alıp kafayı kapatıp saatlerce, hani en kolay para kazanma etkinliği balık tutmak herhalde. Saatlerce balık tutmak gerekiyor ve hani şu var, ben niye böyle bir şey yapayım, anladın mı? Niye bir saatimi buna harcayayım? Ya işin sonunda büyük bir ödül yok ama ilerlemek için para gerekiyor. Yani çapraz ayaklı penguen kılıklı gacılardan üst kademeye geçmek için galiba. Bilmiyorum, bu muhtemelen final bölümü olur. Otur hele otur. Siparişi hanımefendi versin. İnşallah kol gibi girmez ya. Sana verdirdik siparişi. Beğenmene sevindim. Eyvallah. Gerektiğinde konuşurum. Haklısın. Geçelim o zaman artık bu konuyu. Eğitim hayatından bahset. Hayat okulu mezunuyum. Üniversite diyeceğim de bu karının kimliğini bilmiyorum ya. Hani böyle şey miydi bu? Ben üniversite mezunuyum ya. Her türlü üniversite mezunu şey yapar. Çok güzel, ben de öyle. Ne kadar güzel bir ortak nokta. Gerçekten de öyle. Konuyu niye değiştiriyor sürekli? Ben onu anlamadım da. Ne yapmak istersin? Yani bilmiyorum ki. Eve mi gitsek? Bara gidip bir şeyler içelim, konuşacaklarımız var. İyi iyi baba, iyi baba. 60 dolar hesap. Yani bence o kadar geçirme değil. Bundan önceki ilimi kemiğimi sömürdüydü yani böyle. Şimdi bara gidilecek. Döneceğiz, döneceğiz. Döneceğiz. Sol. Sol otobandan devam, solda kalıyor. Şu arabanın sesi beni öyle bir bayıyor ki var ya. İnanılmaz birader ya. Marş da almıyor araba. Daha iyi araba sahibi olalım eyvallah da. Motoru kapatalım Allah aşkına, bak sesi çok duyarım, çıldırırım şimdi. Vallahi ucuz birayı dayayacağım ya. Evet. Ne içersin? Fark etmez. Daya birayı gitsin. Ha.
Hobilerinden bahsetsene biraz. Ne bileyim abi, spor desem bu sportif bir hanımefendi değil. Sinema mı, müzik mi? Müzik ya. En sevdiğim müzik grubu. Queen. Pek bir şey bilmiyorum. Okey. Ben sana öğretirim. Olabilir belki bir gün. Ne iş yapıyorsun? Kendi işimin patronuyum. Hangi alanda? Değişiyor her gün. Sen ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim, çalışmıyorum. Parayı nereden buluyorsun o zaman? Ailem destek oluyor. Ailene yük olmaktan utanmıyor musun falan böyle? Abi bu işin yatağa gitmesi için hep omurgasız olmamız lazım. Sevgili Mehmet Fatih Karadan 22 lira var. Canım abim demiş. Canım abi demiş. Teşekkür ederim. Mehmetçim sağ olasın. Eve gidelim mi artık? Alışveriş. Yok canım, benim için niye sorun olsun? $25 bir şey değil bu arada. Ucuz kurtuluyoruz ha. Ucuz kurtuluyoruz. Bundan önceki videodaki hanımefendi viskiydi, şuydu, buydu derken elek ettiydi bizi. Şimdi buradan araba gitmiyor. Hasbinallah. Gel gel, bin bin. Buradan sağ yapılacak şimdi. Aynen, giyim mağazası orada. Bak bu arada gene derse ki alışverişe gittiğinde diğer iki videoda olduğu gibi, burada kendi aradığım şeyi bulamadım, kendime göre bir şey bulamadım diye oyunun ne kadar kalitesiz olduğunu anlayacağız burada. Bakın, çünkü 3 bölüm oldu, tamam mı? Toplamda 3 saat falan harcadım oyuna. 3 saattir sadece aynı şeyleri yapıp duruyoruz bak. Tinder'da eşleşiyorsun bir hanımefendiyle, tamam mı? Hiçbir farklılık yok. Sadece hani amele gibi para kasıp kıyafet falan alabilirsin. Tinder'da eşleşiyorsun hanımefendiyle. Tinder Finder artık burada adına ne bok diyorlarsa. Eşleştikten sonra seni çağırıyor. Mutlaka önce içkiye, sonra restorana götürüyor, tamam mı? Restoranı geçiriyor, içkiyi sana bırakıyor. Bu mağazaya gelip deli deli koşuyor. Tipe baksana Allah aşkına. Bu mağazaya gelip deli deli koşuyor. Aradığımı bulamadım diyor. Eve gidiyor. Ondan sonrası aynı şey. Bütün hepsi böyle koşturdu bu arada. Sarıyer'e girersem ben alışveriş yapıyorum. Ya bak, Cheesecake Development dediğin adamlar, İnternet Kafe Simülatör, İnternet Kafe Simülatör 2, yayıncı olma simülatör, ki Streamer Life 2 ile alakalı çalışıyorlar mı bilmiyorum. Hani böyle birçok oyun üzerinde çalışan adamlar, tamam, yaptıkları oyunlar belli. Hani tek seferlik vur kaçlık oyunlar, anladın mı? Bir defa oynuyorsun, hype'ını alıyorsun, yayıncı buff'ını alıyor oyun, satılıyor, ediliyor falan, sonra bitiyor. Yani sittin sene güncelleme gelmez zinhar. Çok ufak tefek güncellemeler gelir belki. Ama bu oyun onların kalitesinde bile değil. Yani farklı bir firmaya yaptırdılar muhtemelen. Farklı bir yerle anlaşıp yaptırdılar. Ve üzücü abi ya. Güzel bir alışveriş oldu. Hadi ödeme yap da gidelim. Evet. Yani farklı bir diyalog çıkması. Kıyafet alıp bana ödetti bu arada ya. Artık eve gidelim mi? Mecbur geleceğim. Başka event kalmadı. Çok iyi olur. Çok yoruldum zaten.
Evet, başka event kalmadı. Tamam. Yemekte çok geçirmezse. Şu öteki yoldan eve daha kolay çıkarız herhalde. Yemekte çok geçirmezse demek ki şey eventi geliyor. Güzel bir alışveriş oldu deyip alışverişi ödetiyor. Benim libido bitiyor yalnız böyle. Bak dibinde şöyle bir yudum görüyorum dibinde. Bir yudum ne demekse artık. Dibinde bir parça görüyorum abi. Umarım hani eve döndüğünde libidon çok düşük olduğu için sevişmek istemedin deyip böyle o sıra uyudunuz mışıl mışıl. İyi oyun diye falan dönmez olay. Buradan gidildiğinde de sol yapılacak. Adamlar buraya yol koplamış. Şey hissiyatı geliyor böyle, özellikle arabayla yokuş yukarı çıkarken, hani inip arabadan çığlık atarak koşsam daha hızlı ulaşırmışım gibi. Bilmiyorum, öyle bir izlenime kapıldım. Ben gene korunmadan yapıştıracağım bu arada. 3 çocuk, 4 çocuk derken büyük bir aile olacağız efendim. Büyük bir aile. Aşırı derecede kalabalık hem de. Hoppa. Araba kendi kendine ne iyi durdu öyle. To talk. Gel. Bir şey olmaz, yapıştır. Evet, bundan sonraki kısım ama biraz daha az çarpılıyor gibi. Ölü balık gibi böyle, anladın mı? Karaya çıkmış balık gibi. Artı bir karizma. Ama artık 3 çocukluyum galiba. Sayın hocam. Abuzer Can'a bir çocuk daha bildirimi gelmedi. Demek ki hepsinde %100 çocuk olmuyor. Benim libido sıfırlandı mı bu arada? Ben renk körüyüm, çok anlamıyorum da. Ha, bir bebek daha. Evet dostlar, 3 çocuk oldu bu arada. Güzel, bununla alakalı bir başarım var mı acaba? Hani hepsinden çocuk yapma gibi. Neyse. Sevgili dostlar, kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkür ederekten videoyu ve seriyi burada sonlandıralım efendim. Umarım keyifli, güzel zaman geçirmişsinizdir. Dating Simülatör'den şimdilik bu kadar. Esenlikle kalın. Bay bay.